Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 14'ü incelemiş ve çektiğim fotoğraflarla izlenimlerimi yine YouTube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Yukarıda bir yerde gördüğünüz linkten bunu izleyebilirsiniz. O video içerisinde söylediğim gibi Xiaomi 14 serisinin heyecanla beklenen yeni bir modeli daha vardı. Evet, Xiaomi 14 Ultra'dan bahsediyorum. Bu efsane model ülkemizde de kısa bir süre önce satışa sunuldu. İnceleme için Xiaomi 14 Ultra uzun bir süredir. Benim de kendisiyle epeyce dolaştım, fotoğraflar ve videolar çektim. Artık biliyorsunuz ve anlatıyorum sizlere. Fotoğraf konusunda böyle iddialı modeller olduğunda fırsat bulabilirsem farklı yerlere gidip değişik karelerle sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyorum. Bu sefer de tam denk geldi denilebilir ve bir süredir yapmayı planladığım New York seyahatimde Xiaomi 14 Ultra bana eşlik etti. New York'a daha önce 3 kez gittiğim için aşağı yukarı nelerle karşılaşacağımı biliyordum. Ama en son 2011 senesinde gitmiştim. Aradan epey zaman geçince şehrin silüetinin biraz değiştiğini söylemeliyim tabi. New York dediğimizde oldukça geniş bir alanda yani eyaletten bahsediyoruz esasında. Gezip görebileceğiniz çok fazla şey var. Tabii ki bu seyahatimde her yere gitme şansım olmadı. Ancak hem şehirden hem de şehrin uzağındaki milli parklardan bolca fotoğraf çekebildim. Unutmadan hemen söyleyeyim bu kez New York gezisi için yanıma bir fotoğraf makinesi almadım. Bu videoda göreceğiniz tüm fotoğraflar zaten altlarında da bilgilerini görebileceğiniz gibi Xiaomi 14 Ultra ile çekildi. Normalde bu videoyu bir hafta kadar daha erken yayına almaya planlıyordum ancak geziden döndükten sonra çektiğim yaklaşık 3500 civarında fotoğrafa bakmak ve onları ayırmak biraz zamanımı aldı açıkçası. Bu videonun içerisinde kullanmak istediğim bolca fotoğraf seçtim sizlere. Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir seçkiyi ise kısa bir süre önce yine YouTube kanalımda sizlerle paylaştım. Bu yeni akıllı telefonun kamerasını ve diğer detaylarını tabii ki konuşacağız. Ancak siyah beyaz kamera modunu gerçekten çok sevdiğimi ve sonuçların müthiş olduğunu ilk önce belirtmek istiyorum. Siyah beyaz New York fotoğraf gösterisine linkini de yine yukarıda bırakıyorum sizlere. Mutlaka izleyin ve görüşlerinizi bana yazın lütfen. Evet şimdi gelelim esas konumuza yani Xiaomi 14 Ultra'nın kamera özelliklerine. mobil fotoğrafçılık alanında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi'nin fotoğrafçılık alanında en dikkat çeken modellerinden biri olmayı başardı. Daha önceki Xiaomi inceleme videolarında da anlattığım gibi fotoğrafçılık alanındaki bu başarısı tabii ki tesadüfi bir şey değil. 2022 yılında Leica ile işbirliğini başladığı günden itibaren fotoğrafçılık başarısının her yeni modelde bir üst seviyeye çıktığını çok rahat söyleyebilirim. Bundan birkaç sene öncesine kadar uzun bir seyahatimde sadece akıllı telefonla fotoğraflar çekeceğimi ve bundan da müthiş keyif alacağımı söyleseler pek inandırıcı gelmezdi doğrusu. Xiaomi 14 Ultra ile çektiğim binlerce fotoğraf sonrasında şunu söyleyebilirim ki ekipmanınız küçülüp bu denli akıllandığında konuya çok daha fazla odaklanabiliyorsunuz. Hızlı netlik, yüksek optik kalite, telefoto performansı, geniş açı kabiliyeti, gelişmiş kamera modları, anında cevap verebilen deklanşör hızı, RAW desteği ve büyük sensör yapısı benim bu telefonda ilk başta söyleyebileceğim öne çıkan kamera özelliklerinden sadece bazıları. Leica Sumlix optik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 14 Ultra Leica işbirliğinin zirvesini temsil ediyor. Yapılan kombinasyon en gelişmiş optik konseptleri ve ürün tasarımlarını gözler önüne sererek Xiaomi'nin mobil görüntüleme inovasyonundaki yerini sağlamlaştırıyor. 14 Ultra'nın kamera yapısı oldukça iddialı yuvarlak bir tasarıma sahip. Hatta bu dairesel tasarımda Fotoğraf makinalarındaki objektif estetiğine bir gönderme yapılmış. Bu modelde özellikle optik tasarım mühendisliği en üst seviyeye çıkmış diyebilirim. Hem düşük ışıklı ortamlarda hem de doğru renk üretimi, kontrast ve çözünürlük gibi konularda gayet iyi bir sonuç ortaya konmuş. Optiklerde kullanılan asperik elemanlar, filtreler ve özel kaplamalar sayesinde çektiğiniz fotoğraflar net ve keskin görünüyor. Geliştirilen ışık alımı ile ortaya çıkabilecek görüntü parazitleri de en aza indirgenmiş. Tabii bu modeli öne çıkaran en önemli özellikler arasında optik performans gelse de büyük sensör kullanımı sonucun belli bir kalitenin üzerine çıkmasını garanti ediyor bizlere. Xiaomi 14 Ultra'nın ana kamerasında 1 inçlik yeni nesil Sony LYT900 görüntü sensörü kullanılmış. Bu yeni sensör ışık ve gölge ayrıntılarında çok ince detayları yakalayarak son derece yüksek bir dinamik aralık sunuyor. Diğer 3 kamerada e, IMX 858 sensör kullanılmış. Şimdi bu tür teknik detayları söylerken bazı rakamlar, ifadeler, işte semboller falan herkese bir şey anlatmayabilir. Ancak gerçek ortamda ve zor şartlarda çekilmiş fotoğraf örnekleri bu söylenenlerin doğruluğunu da bizlere ispatlamış oluyor tabii. New York'ta fotoğraf çektiğim günlerden birisi oldukça soğuk, kapalı ve yağışlıydı. Bu hava şartlarında normalde bana kalsa Normal şartlarda hayatta fotoğraf falan çekmem ama sonuçta seyahatte sınırlı süreler söz konusu olunca tabii ki şehir merkezinde ve epeyce de Center Park'ta dolaştım o gün. Hava e, bu tarz kapalı ve kasvetli olduğunda siyah beyaz fotoğraflar e, çok daha güzel görünebiliyor. Xiaomi 14 Ultra bu kötü havada da hem renkli hem de siyah beyazda gayet iyi sonuçlar verdi. Hatta yağmurda epeyce de ıslandı yani dış e, kabıyla bir beraber kullansam da e, dışı bayağı ıslandı ve o konuda da bir sıkıntı yaşatmadı bana. Xiaomi 14 Ultra 12 mm'den 120 mm'ye kadar uzanan geniş bir odak uzaklığı aralığı sunuyor bize. Dörtlü kamera kurulumunda her lens 50 milyon piksellik görüntü çözünürlüğü veriyor. 23 mm Leica ana kamera 8 lensli bir tasarım ile optik görüntü sabitleyeceği sahip. Bu kamerada f1.63 ile f4 değerleri arasında kademesiz değişken bir diyafram mekanizması kullanılmış. Evet bu kamerada diyafram değerleri Tıpkı fotoğraf makinesi objektiflerindeki gibi ayarlanabiliyor. Mantık aynı kısaca. F1.63 diyafram değeriyle arka alanı daha fazla netsizleştirmek yani fullü yapmak mümkün. Ama tabii bu ayarlamayı her zaman manuel olarak e, yapmak biraz zaman alabilir. O yüzden durağan objelerle çalışırken ve mümkünse bir tripod üzerinde bu diyafram ayarlarını denemenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz daha sakin çekimlerde yani menüye giriyorsunuz işte üstten açıklık modunu açıyorsunuz ve oradan diyafram değerlerini ayarlıyorsunuz. Bu biraz daha Vaktinizi alacağı için daha sakin konularda ya da daha önceden planlanmış konularda bunu deneyebilirsiniz. Üstteki ana kameranın hemen yanında Leica 75 mm telefoto kamera yer alıyor. Hareketli bir mekanizmaya sahip olan 6 elemanlı bu lens optik görüntü sabitleyiciye sahip. 10 cm'ye kadar makro çekimde yapabiliyor ve diyafram değeri F1.8. Ana kameranın altında Leica 12 mm ultra geniş açı kamera konumlandırılmış. 7 elemanlı optik tasarımı olan bu kameranın diyafram değeri F1.8 ve 5 cm'ye kadar makro çekimler yapılabiliyor. New York'taki çekimlerinde bu kamerayı da Bolca kullandım. Alt kısımda yer alan dördüncü kamera Leica 120 mm periskop telefoto kamera. E, bu odak uzaklığında oldukça keskin görüntüler sunabilen kamera optik görüntü sabitleyici ve F2.5 diyafram değerine sahip. Az önce de söylediğim gibi bu telefonun kamerasında 4 farklı lens ile 12 mm'den 120 mm'ye kadar tüm odak aralıklarını kullanmak mümkün. Özellikle telefoto kameraların netlik hızı ve keskinliği beni oldukça şaşırttı. Hatta gece fotoğraflarında bile oldukça dengeli sonuçlar aldığımı da söylemeliyim. Videonun başında New York seyahatimde sadece Xiaomi 14 Ultra'yı yanıma alarak fotoğraflar çektiğimi anlatmıştım. İnanın bir kere bile keşke yanımda fotoğraf makinem olsaydı ya da şu objektifi keşke tırsaydım da işte şöyle bir fotoğrafı çekseydim demedim. Zaten seyahatlerimde en çok kullandığım odak aralıkları bu telefonda mevcuttu. Belki de bundan dolayı hatta hibrit zoom ile 240 mm'de bile gayet güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Yanımda büyük ve ağır bir çanta olmadan on binlerce adım atabilmenin ve özgürce dolaşabilmenin mutluluğu ise paha biçilemez. Kamera menüsü arasında daha çok sokak fotoğrafçıları için önerilen hızlı çekim modu 23 mm ile 135 mm arasında değişen 6 odak uzaklığı ve yeni telemetreli vizörü ile hareket halinde bile an yakalamayı ve kadrajı e, bize için kolaylaştırıyor. Xiaomi 14 Ultra'nın portre modunda 23, 35, 50 ve 75 mm odak aralığı seçenekleri sunuluyor. Yine daha önceki modellerde olduğu gibi belgesel, dairesel bokeh, yumuşak odak gibi e, ekstra efektler de kullanılabiliyor. Profesyonel modda diyafram enstantane hızı, ISO pozlama değeri, odak uzaklığı, renk sıcaklığı odak gibi diğer parametreler tercihinize uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Yine Pro modda yer alan 16 bit RAW formatı fotoğrafların doğal tonlarda yakalanmasını sağlayarak orijinal ışık ve gölge detaylarını koruyor. Tabi Pro mod ve RAW formatı görüntü işleme aşamasında oldukça işe yarıyor. Yani size fotoğraflarınız üzerinde daha fazla oynama ve düzeltme yapma şansı tanıyor. Xiaomi 14 Ultra ile her ne kadar daha çok fotoğraflar çeksem de video konusundaki başarısını da teslim etmemiz gerek. Xiaomi 14 Ultra 4 kameranın tamamında 8K 30 fps çekim desteği sunuyor bizlere. Like optik özellikleri ve yeni sensörüyle 4K ve 8K videolarda netlik yakalayarak profesyonel post prodüksiyon düzenlemelerini kolaylaştırıyor. Ana kamerası 4K 120 fps çekim seçeneği sunuyor ve 5x ağır çekim efektlerine uyum sağlayabiliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 60 fps'de Tam aralıklı yakınlaştırma özelliği içeriyor. Cihaz ayrıca 4K 60 FPS'de Dolby Vision destekli çekim imkanı sunuyor ve akıcı videolar için sabitleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Tıpkı fotoğraf çekimlerinde olduğu gibi videolarda da Pro Mode tabii ki kullanılabiliyor. Böylece profesyonel ayarlamalar ve 10 bit log video kaydı yapılabiliyor. Sinematografik düzeyde 14 EV dinamik aralık elde edilebiliyor. Çekimlerde aydınlık tonlar aşırı pozlanmıyor ve gölgelerdeki ayrıntılar korunuyor. Xiaomi 14 Ultra'nın diğer öne çıkan özelliklerinden de tabii ki bahsetmemiz gerekiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımı tek bir alüminyum bloktan üretiliyor ve yüksek dayanıklı bu çerçeve, arka kaplamada kullanılan nanoteknoloji, vegan deri ve sağlam ön cam kaplamaları ile aşınmaya karşı koruma sağlıyor. Ee, şu arkamda gördüğünüz tabi arkaya koyduk telefonu. Ee, telefon IP68 sertifikasına da sahip ve dediğim gibi az önce hani yağmurlu havada dedim ya New York'ta fotoğraflar çekmiştim falan. Baya bir ıslandı telefon. Orada da hiçbir sorun yaşamadım. Xiaomi 14 Ultra'nın yenilikçi ekranı tüm e, kenarlarda ve köşelerde tutarlı bir kavis oluşturarak ekranı yeniden tanımlıyor ve düz bir ekranın görsel çekiciliğini kavisli bir ekranın e, dokunsal etkileşimi ile harmanlıyor denilebilir. Ekran White QHD Plus 3200x1440 piksel çözünürlük 522 ppi piksel yoğunluğu ve değişken 1 ile 120 Hz yenileme hızına sahip. 6.73 inç AMOLED ekran sürükleyici bir deneyim sunarken 3000 nit gibi etkileyici bir tepe parlaklığı ile destekleniyor. Xiaomi 14 serisi Son teknoloji işlemcileri, soğutma teknolojisindeki önemli gelişmeleri ve uzun pil ömrünü bir araya getirerek kullanışlı bir akıllı telefon deneyimi sunuyor bizlere. Xiaomi 14 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu kullanılıyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan telefonun ağırlığı ise 220 gram yeni işlemci ile birlikte grafik performansı yepyeni düzeylere ulaşırken güç tüketimi optimizasyonunda da önemli iyileştirmeler yapılmış. Xiaomi 14 Ultra'yı ister günlük işler ister güç gerektiren oyunlar veya profesyonel içerik üretimi için sorunsuzca kullanabilirsiniz. Xiaomi Ice Loop soğutma sistemiyle desteklenen cihaz Video kaydı, fotoğrafçılık gerçek zamanlı, yapay zeka ve yoğun oyun oynama gibi zorlu senaryolarda iyi bir akıcılık seviyesi de sergiliyor. Daha akıcı fotoğrafçılık ve videografi için kamera modülüne ikinci bir e, termal kanal ekleyen Xiaomi çift kanallı iStop sistemi ile optimum bir termal performans üretiyor. Tabi pil konusu çok önemli. Telefonda 5000 mAh pil kullanılmış. Xiaomi pil yönetim sistemi ile donatılan cihaz gün boyu uzun süreli performansı bizlere garanti ediyor. Xiaomi 14 Ultra 80 Watt kablosuz ultra hızlı şarj teknolojisinin yanı sıra kutudan çıkan 90 Watt ultra hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Bu adaptörü ile yaklaşık 35 dakikada telefonu tam şarj edebiliyorsunuz. Xiaomi 14 serisi Xiaomi'nin 7 yıllık özel geliştirme çalışmalarının bir sonucu olan HyperOS işletim sistemini içeriyor. Xiaomi HyperOS ile Xiaomi 14 serisi kullanıcıları gelişmiş dosya ve bellek yönetimi özellikleri, grafik alt sistemi ile zenginleştirilen yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, cihazlar arasında sorunsuz ve güvenli bağlantı, kapsamlı güvenlik ve gizlilik özellikleri ile maksimum sistem performansı deneyimliyor. Bakın hiç abartmıyorum. Şimdi beni bıraksanız uzun bir süre daha bu yeni telefonu sizlere anlatabilirim çünkü anlatılacak çok fazla özellik var. Ancak bir yerde videomuzu da bitirmemiz gerekiyor. Xiaomi 14 Ultra ile ilgili tüm diğer teknik detayları ürün web sitesinde de bulabilirsiniz. Son olarak ülkemizdeki satış fiyatını da söyleyip videomuzu sonlandırmak istiyorum. Siyah ve beyaz seçenekleriyle gelen Xiaomi 14 Ultra'nın 16 GB 512 GB versiyonu 74.000 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu. Peki siz bu yeni akıllı telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet telefonu anlattık fotoğrafları görüyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.